çocuk dedik, yine çocuğa bağlamak istiyorum. Anne, çocuk ve doğum sonrası sabır adına da bir projeye giriştiniz. Kıbrıslı Rumlarla ortak yapılan bir projeydi. Dilerseniz bundan da bahsedelim. Tabii ki. Grubun adı Birth Forward. Rum tarafında ve Türk tarafta iki taraflı etkinlik olarak düzenleniyor. Hamile olmayı düşleyen, hamile olan veya çocuğu olan kişilere destek amaçlı kurulan bir dernektir. Biz burada kuzeyde toplantılarını yapıyoruz ve inanılmaz verimli geçiyor. Çünkü burada anne ve anne adaylarını toplayıp tecrübeleri paylaşıp her toplandığımızda bir konuyu konuşuyoruz. İnanılmaz bir kaynaşım. Ve çok ciddi bir paylaşım oluyor anneler arasında ve bir bilgi akışı oluyor. Dedim ki bunu yapıyor olmaktan çok keyifliyiz. Ayda bir ya da iki ayda bir gibi bir toplanmaya çalışıyoruz. Ve toplantıya gelen anneler mutlaka daha sonra ya dışarıda buluşuyorlar ya da tekrar da özellikle gelip teşekkür ediyorlar. Bu çok güzel bir oluşum. Çünkü hangi kültürde, nerede olursanız olun bir annenin hisleri ve yaşadığı şeyler hemen hemen aynıdır. Ve bunu bu topraklarda bu şekilde paylaşabiliyor olmak çok büyük bir güzellik bizim için. 16 Mart tarihinde Birth Forward toplantısı Kairinya Life Organik Dükkanı'nda gerçekleştirildi. Bugün biz annelere bir hediye verelim dedik ve özellikle anneler ve çocuklarla temasta olan herkes için bir ilk yardım kursu düzenlemeye karar verdik. Acil Servis'in Sivil Gönülleri Derneği'nden böyle bir organizasyonu rica ettik ve burada uygulamalı olarak 2 saat boyunca büyüklerin ve küçüklerin hepimizin başına gelebilecek kazalarda ambulans gelinceye kadar ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Yaz öncesi olduğu için de özellikle boğulmalar, havuz ve yaz kazaları üzerine yoğunlaştık. Daha sonra da bunun devamı olacak şekilde biz ayda bir bunu full gün ve sertifikalı olacak şekilde kurslar düzenlemeye karar verdik. Kairinya Life Organik olarak. Steve Collard, Acil Servis'in Sivil Gönüllüler Derneği'ni yürütüyor. Biz gönüllü bir grubuz. İlkokullara ve talep olan her yere bugünkü workshop gibi ilk yardım kursları vermekteyiz. İskandinav ülkelerinde 8-9 yaş çocuklar için ilk yardım derslerinin okul müfredatının içerisinde olması çok iyi bir şeydir. Örneğin biz okullarda öğrencilere ilk yardım kursu vermeye gidiyoruz. Sonrasında çocuklar bize dönüp, "Kardeşimin boğazına bir şey takılmıştı ve ne yapacağımı biliyordum. Bu da bize gösteriyor ki bu eğitim işe yarıyor." İlk yardım eğitimlerine ne kadar küçük yaşta başlanırsa o kadar faydalı olunabiliyor. Çok yararlı bir deneyim oldu. Yani bir baskının bile çok gördük aslında. Hani gördüğümüz bir şey de denemeden, yani ne kadar baskı uygulayacağını bilmek falan, gerçekten ne kadar görse de insan yapmadan böyle oraya varamıyor. Çok yararlı oldu, çok şey öğrendim ama gelip de sertifika kursunu da yapmak isterim. Gerçekten güzel bir deneyim çünkü daha evvel evimde böyle bir sorun oldu. Benim de bir bebeğim var, oğlucum var, 20 aylık. Bu adamın boğazı kaçtı ve biz ne yapacağımızı bilemedik ama kendi öksürerek attı. Nasıl bir deneyim oldu? Bunu bildikten sonra, bunları öğrendikten sonra kendimi daha güçlü hissederim. Dolayısıyla bu deneyim çok güzel bir deneyim. Ξεκινήσαμε το 2014, επίσημα την άδεια μας ως μη κυβερνητικός οργανισμός το 2015 πήραμε. Είμαστε ένας οργανισμός που αποτελείται και από επαγγελματίες υγείας, όπως παιδιάτρους, παθολόγους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, αλλά και ευαισθητοποιημένους γονείς.
Ασχολούμαστε με όλα τα θέματα γύρω από την σύλληψη, την εγκυμοσύνη, το τοκετό, τα πρώτα χρόνια ως γονείς. Και στόχος μας είναι οι γονείς να γνωρίσουν τις επιλογές τους, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομες και συνειδητές σε όλα αυτά τα θέματα που είπαμε, της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Η πρωτοβουλία που έλαβε σήμερα είχα είναι πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς τούτη η γνώση πρέπει να έρχεται έξω στον κόσμο. Έναν άλλον, μια άλλη, ας το πούμε, υπηρεσία που προσφέρουμε εμείς ως Birth Forward, η οποία όμως είναι δωρεάν για τις γυναίκες, είναι οι ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης που έχουμε δημιουργήσει για τις γυναίκες που θέλουν να συζητήσουν τις εμπειρίες τούτο και τούτους. Οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγο και από εμπειρημαία. Μέχρι τώρα έχουν γίνει στα αγγλικά. Στόχος μας είναι να γίνουν και στα ελληνικά και στα τουρκικά.